Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine harika bir video ile karşınızdayım. Dilerseniz hemen tarife başlıyorum. Öncelikle 400 gram haşlanmış nohutumuzu kabımıza koyalım. Üzerine 2 adet yumurtamızı ekleyelim. Blender'dan güzelce pürüzsüz hale getirelim. Nohutlarımızı bu şekilde pürüzsüz hale getirdikten sonra blenderımızı kaldıralım. Daha sonra spatula ile güzelce şöyle karıştırdıktan sonra bir adet soğanı çok minik olacak şekilde doğrayalım. Rendele edebilirsiniz aynı zamanda. Bir tutam maydanozumuzu ekleyelim. Dereotu da kullanabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Kırmızı toz biber, kırmızı pul biber, kimyon, karabiber ve tuzumuzu ekledikten sonra güzelce karışımımızı karıştıralım. Baharatları damak zevkinize göre kullanabilirsiniz. Ben birer çay kaşığı kullandım. Tuzu da aynı şekilde damak zevkinize göre ek koyabilirsiniz. 3 yemek kaşığı unumuzu da ekledikten sonra spatulamızla güzelce karıştıralım. Çok cıvık olursa biraz daha ekleme yapabilirsiniz. Bir kapta suyu ekleyelim, elimizi ıslatalım yapışmaması için. Daha sonra yuvarlak haline getirdikten sonra galeta unumuza bulayıp tepsimize dizelim. Tepsimizi öncelikle sıvı yağ ile yağladıktan sonra koyalım. Bu yaptığım tarif aynı zamanda ünlü restoranlarda meze olarak sofraya getiriliyor sevgili arkadaşlar. Falafel diye de geçiyor. Aynı zamanda bunu bu şekilde yapıp yağda kızartırsanız kat kat lezzetli olur. Ama ben daha sağlıklı olması için fırında pişirdim. Gerçekten çok güzel, çok farklı bir lezzet oldu. Hepsini aynı şekilde yapalım. Daha sonra 180 derecede yaklaşık olarak 25-30 dakika pişirelim. Üzerine 3-4 yemek kaşığı sıvı yağını fırça yardımıyla hepsinin üzerine sürelim. Her fırına göre değişiklik gösterebilir. Maksimum 30-35 dakikada pişirdim. Nohutlu falafelimiz hazır sevgili arkadaşlar. Mutlaka sarımsaklı yoğurt ile tüketmenizi tavsiye ediyorum. Çok 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 lezzetli oluyor. Sizler için şöyle bir sunum yaptım. Ama. Tatmak için sabırsızlanıyoruz. Oğlum da çok beğendi bu tarifi. Ama. Kırmızı toz biber kullandım üzerine. Şöyle yakından da göstereyim. Gerçekten sarımsaklı yoğurtla muhteşem oldu. Kıtır kıtır nohutlu harika bir tarif oldu. Sizler de deneyip bana yorumlarınızı yaparsanız çok mutlu olurum. Beni nerelerden izliyorsunuz? Yorum kısmına yazarsanız çok memnun olurum. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Yine çok güzel bir videonun daha sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve sevdikleriniz ile paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Evet.